Bugün daha önce fakültemizde de konuşma yapmış olan Profesör Doktor Hasan Kazdağlı, Türkiye Ekonomi Kurumu Başkanı, onu konuk ediyoruz. Hasan Hoca hakikaten böyle çok karmaşık konuları çok rahat, basite indirerek çok güzel anlatan bir hoca. Şimdi ona ilk olarak soruyorum Hasan Hocam, bu pandeminin çıkış sürecini bir değerlendirir misiniz? Nasıl çıktı, nereden çıktı, batı nasıl yakalandı buna? Buyurun hocam. Öncelikle merhaba öğrencilerimize ve üniversitemizin elemanlarına ve bu videoyu seyreden herkese selamımı sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Umarım bu 20 dakika içerisinde konuyla ilgili kendilerine faydalı bilgiler aktarabiliriz. Şimdi tabii bu tür salgınlar dünya tarihine baktığımız zaman çok fazla var. Yani önceleri bu veba salgını çok yaygın bir şekilde dünyada yaşanmış. Ta Firavunlar zamanına kadar bile götürülebiliyor. Daha çok Avrupa'yı kasıp kavurmasıyla biliniyor. Veba farklı zaman aralıklarıyla tam 1500 sene dünyayı tehdit etmiş ve gerçekten son salgında Avrupa'nın neredeyse nüfusunun üçte biri veba salgınıyla yok olmuştu. Dolayısıyla bu veba salgınına hatta ölüm adı da en son olana veriliyor. Ve dünyanın gerçekten şekillenmesine büyük ölçüde katkı sunan bir olay da oldu. Çünkü Endüstri Devrimi onun üzerine çıktı. Daha sonra bundan 100 yıl kadar önce, diyelim 1. Dünya Savaşı'nın bitmeye başladığı sıralarda görüyoruz ki bir İspanyol gribi ortaya çıktı. İspanyol gribi İspanya'dan çıkmadı. İspanyol gribi adı İspanyolların farklı etmesi aslında anlaşılıyor. O da bütün dünyayı saran bir grip. Bu tür salgınların çoğu hep Asya kaynaklı oldu. Afrika ve Asya kaynaklı oldu. O salgında da gerçekten çok sayıda insan hayatını kaybetti. Çeşitli rakamlar veriliyor ama 50 milyon minimum bir insan kaybının olduğu anlaşılıyor. Bu Dünya Savaşı'nın verdiği kayıplar bile fazla. Ondan sonra tıptaki gelişmeler ve bu virüslerle mücadele konusundaki ilerlemeler sayesinde gerçekten virüslerin tehdidi biraz daha kontrol altına alındı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da hatta artık o kadar bir oldu ki bir özgüven yani bu hastalıklar bize bulaşmaz gibi bir adeta belki de kibir derece seviyede bir düşünce hakim oldu. 1969'da örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde buraya bir konuşma yapan, kongreye bilgi veren William Stewart, ki bu Amerika'da cerrahların başı olarak görev yapıyordu o sırada. Bulaşıcı hastalıklar hakkında artık kitapları kapama zamanı gelmiştir. Ölümcül bir salgın hastalığa karşı zafer ilan ederiz demişti. Yani sanitasyonlar, antibiyotikler, aşılar dünyanın her zamankinden daha sağlıklı olmasını sağlıyordu. Hatta o kadar bu güvence insanları rahatlattı ki Harvard ve Yale'ki tıp okullarında bulaşıcı hastalık bölümleri kapatıldı. O zamana kadar çocuk felci, tifo, kolera, hatta kızamık en azından batıdan ortadan kaldırılmıştı. Ancak Ahmet Sağlık Bey aradan daha 10 yıl geçti geçmedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde HIV ve AIDS salgını patlak verdi ve hala da yok olmadı. HIV'e karşı, HIV'in dünyada toplam öldürdüğü insan sayısı 25 milyona ulaşmış durumda ve şu anda bilinen bilgilere göre 33 milyon kişi HIV ile enfekte olmuş halde dolaşıyor. Bu tabii Amerika'da sarsıcı bir etki yarattı ve bir durgunluk geçti gene. 1990'ların arkasından bizlerin hatırladığı SARS, MERS, Ebola, Zika, kuş gribi, domuz gribi gibi yüzyılın bir takım salgınları
ortaya çıktı. Ve bunlar kısa aralıklarla ortaya çıktı. Aslında bunlar öncelikle dünyanın fakir ülkelerini etkilediler. Fakat gösterdiği bir şey vardı. Salgınlara karşı, mikroplara karşı savaş henüz bitmemiştir. Ama Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere salgınlar hala küçümseniyordu. Çünkü bunlar batıda olmaz. Bunlar çok tarihin belli dönemlerinde yaşanan dehşet verici olaylar olarak hatırlanır ama günümüzde sadece ekonomik ve coğrafi olarak uzak toplumlar için risk oluştururlar deniyordu. İşte düşüncelerin ortasında Aralık ayında, geçen 2019 Aralık ayının Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni koronavirüs, biliyorsunuz koronavirüsler var aslında, bu yenisi, yeni koronavirüs, bu aslında yanılsamanın ne kadar hatalı olduğunu ortaya koydu. Ve bu yeni patojenlerin herkesi, her toplumu eşit derecede etkileyen adeta seri katiller durumunda olduğunu bir kez daha gösterdi. Şimdi belki gene bu sefer de aynı hataya düştü. Batı dünyası bu COVID-19 diye adlandırılan hastalığın ya da salgının bir Asya krizi olacağını varsaydı. Dolayısıyla biraz küçümsedi. Kendini kandırmaya bu anlamda yöneldi. Ama şu anda görüyoruz ki tüm dünya bu salgın risk altına girmiş durumda. Artık her yerde sağlığı yetkilileri bulaşma eğrilerinden, karantinalardan, seyahat yasaklarından benzeri görülmemiş şartlar, toplumsal kitlemelerden, yasaklamalardan söz ediyorlar ki bu eğriyi düzeltebilsinler, birleştirebilsinler. Hükümetler, merkez bankaları da ekonomik durgunluk eğrisini daha benzeri görülmemiş destek ve teşvik paketleriyle düzleştirmeye çalışıyoruz. Yani siz toplumu hasta olmasın diye kapatırsanız eve, toplum sağlığını, insanların sağlığını korumaya çalışıyorsunuz. Ama ekonominin sağlığı ne oluyor? O bozuluyor. Bu sefer üretemez hale geliyorsunuz, tüketemez hale geliyorsunuz ve gerçekten de bu dünyanın her yerinde aynı anda ortaya çıkınca çok daha büyük bir krizin, sağlıktan da belki yıkıcı etkiler olacak bir krizin habercisi olmak durumunda. Evet, Hasan Hocam, o zaman ben ikinci soruya geçeyim müsaadenizle. Tabii ki. Bu derece büyük bir salgının o zaman, yani siz, ben yaşamımda ilk defa görüyorum, siz de büyük ihtimalle ilk defa gördünüz bu derece büyük bir salgını. Evet. Bu dünya ekonomik düzeni üzerine nasıl bir etkisi olur? Çok farklı görüşler, düşünceler şimdiden uçuşmaya başladı havada. Bazıları bunun yeni bir küreselleşme dalgası olarak ortaya çıkacağını savunurken, bazıları diyorlar ki hayır, bu izolasyon, deglobalization denilen bir süreci ortaya çıkaracak. Hatta belki ulus devletler daha da güçlenecek, sınırlar kapanacak. Herkes kendi yanında kavrulacak diye farklı bir görüş de var. İki farklı uçta. Siz nasıl bir dünya görüyorsunuz? Tabii bu görüşleri ben de okuyorum. Ve bunlar yabana atılır görüşler değil. Gerçekten zaten dünya bu kriz çıkmadan önce de bazı sorunlar içerisindeydi. Dünyada son zamanlarda biliyorsunuz yüksek bir borçluluk düzeyi ortaya çıkmıştı. Finans kesimi dikkate alınmazsa sadece finans kesimi dışındaki sektörlerin toplam borcu 13 trilyon doların üzerindeydi. Ve dolayısıyla gelir dağılımı çok bozulmuş durumdaydı. Sadece dünyayı büyüme oranları, ekonominin büyüme oranları üzerinden gören anlayış, fakirliği, yoksulluğu ve sefaleti, artmakta olan işsizliği göz ardı etmeye başlamıştı. Dolayısıyla dünyada ne oluyor, neler oluyor diye sorgulamalar başlamıştı. Üstüne üstlük bir de teknolojik gelişmelerin hızla insanları işlerinden edip makinaları onların yerine geçirmesi işsizliği artıran bir başka faktör haline geldi ve
bu teknolojik gelişmeleri büyük ölçüde ortaya koyan firmaların, büyük teknoloji firmalarının giderek güç kazanması, rekabeti de ortadan kaldıran başka bir faktör. Dolayısıyla sorunlar yaşamaktaydık ve bu sorunlar demokraside tehdit etmekteydi. Seçimlerin genliği bile Batı ülkelerinde artık tartışılır hale gelmişti. Politikacıların gerçekten halkı mı yoksa gruplarını mı temsil ettiği gibi konular gerçekten her zaman tartışılır hale gelmişti. Ve bazı gösteriler, buna karşı protestolar dünyanın her yerinde kendini göstermekteydi. İşte bu sırada salgın aniden çıktı. Dünyadaki tüm ekonomi faaliyeti birdenbire durduruldu. Durdurunca aslında biz o farklılıkları biraz daha iyi fark etmeye başladık. Aydınlar, her türlü sokaktaki insandan karar vereceği kadar her insan sorular sormaya başladı. Zaten böyle anlarda insanlar gerçekten sorgulamalarını daha da artırırlar. Neden bu bizim başımıza geliyor? Neden bunlar oluyor? Nedenler, niçinler arttıkça bunların neden işlemediği konusu daha yaygın tartışılır, masaya yatırılır hale geliyor. Şimdi bugün evet insanlar ölmesin diye merkez bankaları açtılar para musluklarını. Maliyeler, devletler gene yardım kapılarını artırdılar. Ama bunlar sadece ve sadece duran çarkı tekrar çalıştırmak için kullanılacak. Acaba bunun sonunda toplum yeniden nasıl yapılacak? Bu borçlar nasıl ödenecek? Bu bedeli neticede kimler ödeyecek? Bunun bir bedeli var. Bu bedeli ödeyeceklerin tekrar çalışanlar olacağı, eliyle geçinenler olacağı konusunda kimsenin hemen hemen fikri yok. Diğer yandan bir de dünyanın karşı karşıya olduğu önemli bir sorun var. Ve bu sorun hep tartışılıyor ama sanki uzakta bir gün gelecekmiş gibi hep tartışmalar erteleniyor. O da iklim değişikliği. İklim değişikliği dünyayı gerçekten çok daha derinden kasıp kavurabilecek etkilere sahip. Eğer iklim değişikliği ile ilgili uzmanların hazırladığı yazıları okursanız bunları görebiliyorsunuz. Ama ne var ki Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler başta olmak üzere iklim değişikliğine karşı alınması gereken tedbirler konusunda işbirliğine yanaşmıyorlar. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri 2015 yılında Paris'te bu konuda varılan bir anlaşma vardı. O anlaşmadan Trump yönetiminde bu anlaşmadan çekilme kararı aldı. Bu tabii Amerika Birleşik Devletleri gibi dünya lideri olarak kabul edilen, gerçi bu pandemide liderliği de artık sorgulanıyor, kabul edilen bir ülkenin sahip olduğu güç ve etkiler bakımından bundan çekilmesi aslında tehlikeleri tıpkı pandemilerde olduğu gibi öteleme, görmezden gelme davranışının bir göstergesi. Birçok uzman şunu söylüyor. Biz aslında bu yeni koronavirüs salgınıyla, bu pandemiyle bir iklim değişikliği krizinin ön provasını yapıyoruz. Eğer buradan biz gerekli dersleri çıkarmazsak o zaman belki yok oluşumuz daha keskin ve daha hızlı olacaktır. Çünkü nefes alacak hava bulamayacağız. İçecek temiz su bulamayacağız. Belki hayatımızı sürdürecek yeterli gıda maddesini temin etmekte güçlük çekeceğiz. Aslında bu öncül hastalıklar insan ilerlemesinin zararlı bir yan ürünü ve her toplum için tehdit oluşturuyor. Ekosistemleri değiştiren ve doğal sınırları ortadan kaldıran insanlar aslında farkında olmadan kişilerini savunmasız bırakıyorlar. Bu durumdan yararlanan gelişen mikroplar, virüsler, bakterilere de sürekli maruz kalıyorlar. Ekonomik kalkınma için gösterilen çabalar
insanların ve hayvanların birbiriyle yakınlaşması için daha fazla fırsat yarattığı ve dünya çapında ticaret hastalığının yayılmasına yardım eden yeni yollar oluşturdu. Şimdi aynı şeyler iklim değişikliği için de geçerli. O zaman siz faaliyeti kısmanız lazım. Faaliyeti kısmak ne demek? Kardan vazgeçmek. Daha fazla, daha çok üretmekten, daha çok kazanmaktan vazgeçmek demek. İnsanlık bunu yapabilecek mi? İnsanlık daha az tüketmeye yönelebilecek bu kadar araç, bu kadar uçak, bu kadar işte gemi, kruvazör gemisi, seyahatler vesaire birdenbire durunca baktınız ki adeta ozon tabakasındaki delik hafif kapanmaya başladı. Dünya bir nefes alır gibi bir duruma düştü, döndü. Şimdi tekrar bizim hırslarımız, içimizdeki bu bitik tükenmek bilmeyen daha fazla kazanma arzuları ki insanların hepsinde var, tekrar harekete geçerse bu tabiatın hakikaten bizi taşıyamayacağı seviyelere getirmiş olacağız ekonomik aktiviteyi. Buna dur demek için belki bu kriz bir neden olabilecek. Tabii buna dur demek o zaman dünyanın düzenini yeniden değiştirmek demek. Biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir dünya düzeni, yeni dünya düzeni kuruldu. Batı dünyası için söylüyorum özellikle. Ve işte IMF, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarla dünyanın düzenini idare etme, belli bir sistemle dünyayı yönetme ve yönlendirme, regüle etme çabası gösterildi. Bu çaba bir süre hakikaten başarılı da oldu. Yani 1970'lere kadar, Troy Şoku'na kadar büyük ölçüde başarılı oldu. Troy Şoku'ndan sonra tekrar bir liberalizm, devletin etkisinin azaltılması ve piyasanın daha fazla hakim olması düşüncesi ortaya çıktı. Öyle olunca da kısıtlamalar kaldırıldı. Şirketler daha fazla kar, daha fazla ümek, daha fazla pazarlara yönelmek için her türlü yolu denemeye başladılar. Bu denenen yollarda etkinlik için evet bunlar yapılıyordu ama regülasyonların gevşemesi bazı tabiatla ilgili, bazı insanlıkla ilgili, bölüşümle ilgili konuların ikinci plana atılmasına neden oldu. Niçin Amerika Birleşik Devletleri'nde bu kadar zengin bir ülkede sağlık sistemi başarılı olamadı? Çünkü insanların sosyal güvencesi ikinci planda tutulmuştu. Kazanan, çalışan kazanır, çalışmayan bedelini öder düşüncesi artık son dönemlerde 70'li yıldan sonra liberal ekonomik bakışla yaygınlaşmaya başlamıştı. O giderek uç noktalara geldi ve bir maskeyi dağıtamayan, vatandaşlarına yeterli solunum sistemi, yeterli yoğun bakım yatağı sağlayamayan bir duruma düştü Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri bu kadar uyduları yapan, bu kadar teknolojiyi geliştiren, bu kadar dünya polisliği yapan silahlarıyla ve diğer ekonomik gücüyle ne kadar aciz bir durumda kaldı. İşte bütün bunlar sistem çarpıklığıyla ilgili konular. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin değil, Batı'nın bazı ülkelerinde de benzeri durumları gördük. Buradan devletin evet tekrar güç kazanması gerektiği konusu yaygın konuşuluyor. Ama bu güç kazanma, otoriterliği ön plana çıkaran bir güç kazanma mı olacak? Yoksa devletin daha çok piyasayı regüle etmek, daha çok kuralları yerleştirmek ve toplumun bunu denetlemesi için demokratik mekanizmaları da hayatta tutmak şeklinde mi olacak? Eğer otoriterliğe giderse o zaman zaten başka şeylerden bahsediyoruz. Demokrasi konuların ikinci plana atılacağını görüyoruz. Evet, bu ikisinin ortasında yani Daron Acemoğlu'nun son yayınında Dark Corridor'da belirttiği gibi hem devleti hem de piyasayı ve aynı zamanda da
gerçekten özel sektörün oluşturduğu, kişilerin oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarını bir arada dinamik bir şekilde götüren bir koridorda yerleyebilirsek, o zaman belki insanlığın geleceği için çok daha iyi bir düzen yapmış oluruz. Birinci Dünya Savaşı öncesi, hatta daha doğrusu şöyle söyleyeyim, endüstri devrimi sırasında dünyanın nüfusu 1 milyar civarındaydı. Bugün dünya 8 milyara doğru yaklaştı. Ve 1970'li yıllardan beri dünyanın bu kadar insanı ve ekonomik faaliyeti kaldırma kapasitesine ulaşılmış durumda. Hatta şu anda onun üstündeyiz. Dolayısıyla insanların daha az tüketmesi, insanların doğayı daha idareli kullanması ve kaynakları daha verimli kullanması gerekmekte. Bunun için de kar, bunun için de büyüme, bunun için de daha fazla güç isteklerine de gen bulunması gerekiyor. Bunu kim yapacak? Nasıl yapılacak? Önümüzdeki günlerde herhalde bu tartışmaları göreceğiz. Tabii bütün ülkeler şu anda daha çok can havliyle insanların hayatını kurtarmaya odaklanmış durumdadır. Yani gelecekle ilgili bu tartışmaları yapanlar var ama toplumun büyük çoğunluğu şu anda nasıl hayatta kalırız? Yani bu kısıtlamalar, karantinalar ve diğer tedbirler, idari tedbirler aslında sağlık sistemine anda bu kadar insanın, hastanın hücum etmesini engellemek için, zaman kazanmak için olan şeyler. Ama sorunu çözmek için, kalıcı çözümler bulmak için bu enerjimizin buraya yönelmesi bizi bu çözümleri arama konusunda da ikinci planda düşündürtmemeli. Bunlara da gözümüzü, kulağımızı açmalıyız diye düşünüyorum. Önümüzdeki yüzyıl veya yüzyıl değil, önümüzdeki günler gerçekten bu arayışların olacağı, çok daha fazla olacağı günler ve yıllar olacak. Acaba hangi tarafa gideceğiz, onu göreceğiz. Teknoloji ve bu tür pandemilerle denen devlet elinin bizi hangi istikamete zorlayacağını da bir deneyimi yaşayacağız diye düşünüyorum. Hocam teşekkür ederim. Siz bir tabii bir genel bakış açısından baktınız. Ben bir noktada tabii oldukça önemli geldi bana. Sürekli biz ekonomik büyüme rakamsal boyutundan bakıyorduk. %5, %10, Çin %10 büyüyor. Ve ülkeleri böyle değerlendiriyorduk. Bu Amartya'nın 1990'larda başlattığı bu insani gelişme endeksi kavramı vardı. Görüyorduk ki aslında sonra anlaşıldı. Belki bir ülkenin milli geliri kişi başına milli geliri düşük olabilir ama kişi başına düşen doktor sayısı, eğitimli insan sayısı, sağlık hizmetlerinin kalitesi bazen onu çok daha yükseğe taşıyor. Bazen görüyoruz Küba, belki çok düşük bir kişi başına milli gelire sahipken Amerika'nın burnunun dibinde, sağlık açısından çok daha fazla refah sağlayabiliyor bireylerine. Belki sizin o konuşmanızın içinden ben bunu biraz cımbızla aldım hocam. Belki bu da değer bir süre sonra bakılacak. Hasan hocam teşekkür ediyorum. Bizi, öğrencilerimizi, herkesi bilgilerinize donattınız, aydınlattınız. İyi günler diliyorum hocam. İyi günler ben.